Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli hazirun ve değerli izleyiciler. 2017 Necip Fazıl Ödülleri ödül törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, Üstad Necip Fazıl gençliğe hitabesinde işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayet derken sanki 15 Temmuz'u ihanetini tarif ediyor ve panzehir olarak da kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım diyebilen bir gençliği gösteriyor. Ve bu gençliğin ilk filizlerini karşımda görüyorum diyordu. Efendim, 15 Temmuz'da FETÖ hainlerinin karşısına dikilen yiğitler, üstadın müjdelediği o filizlerden büyüyen çınarlar değil miydi? Ya Kudüs? Üstad, insanlığın en büyük belası diye tarif ettiği terör devleti İsrail'den kurtulmanın tek yolunu da Arap ve İslam dünyasının önüne düşerek aktif ve şahsiyetli bir politika izlemek şeklinde tarif ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım, bu tavsiye sizin güçlü iradeniz sayesinde toplanan ve bugüne kadarki en aktif kararı alan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini tarif etmiyor mu? Değerli misafirler, Star gazetesi üstadın işte bu milli mihmandarlık rolünü gelecek nesillere taşımak için Necip Fazıl ödüllerini düzenliyor. Gelelim ödüllere. Efendim, verdiğiniz hedef doğrultusunda Necip Fazıl ödülleri bu yıl sınırları aştı ve Bosna'ya ulaştı. Elbette bunu yeterli görmüyor. Gönül coğrafyamızın tamamına gitmeyi hedefliyoruz. Zira yaşadığımız gerçekler bize değerlerimizi sadece sınırlarımız içerisinden koruyamayacağımızı öğretti. Sultan Abdülhamit Han'ın başlattığı, üstadın yaşattığı ve bugün sizin tekrar tutup kaldırdığınız Kudüs hassasiyetinin de işlendiği 48 sayfalık güzel bir ek hazırladık. Değerli misafirlerimize takdim edeceğimiz bu kütüphanelik eseri hazırlayan arkadaşımız Muharrem Coşkun ve değerli ekibimize çok teşekkür ediyorum. En doğru karar için yine yoğun çaba sarf eden jüri üyelerimize teşekkür ediyor ve ödül sahiplerini kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu ruhu Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle her yıl daha büyük bir şevkle gelecek nesillere taşımaya kararlıyız. Bu bize güç veren namütenahi teveccühünüz için şükranlarımızı arz ediyoruz. Katkılarından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mevlüt Uysal'a teşekkür ediyoruz. Her aşamada desteğini esirgemeyen Yönetim Kurulu Başkanımız Zeki Yeşildağ ve İcra Kurulu Başkanımız Ahmet Bayraktar'a şükranlarımızı sunuyorum. Bu başarılı organizasyonun mimarı olan Kurumsal İletişim Direktörlüğü ekibimizi ve emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Ve Türkiye'mizin ve il ve ilçelerimizin saygıdeğer yöneticileri, değerli bürokratlarımız, sanat, siyaset ve iş dünyamızın önüne gelen isimleri, medyanın değerli temsilci ve yöneticileri, saygıdeğer misafirler ve üstadın gözdesi sevgili gençler. Bu denli muhteşem bir katılımla gecemizi zinetlendirdiğiniz için en muhteşem teşekkürü de sizlere sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.